Evet arkadaşlar, hepinize başkentten hayırlı günler. Başkentte bugün yine Yozgat'ımızın merkez köyü, Şirin köyü, Yeşil köyü başına yaylanın geleneksel haline getirdiği iftar programı bugün gene var. Sağ olsun Servet Başkanım bu işlerin güzel başlandırıyor, harika bir program çıkarıyor. Bizler de bu güzel programı Kabakini Postası YouTube kanalı olarak sizlerle paylaşıyoruz. Başkanım, iftar sofrasını, bereket sofrası beklerken, iftarı beklerken programımıza başkanımızı aldık, Servet Biçer Başkanım. Evet başkanım, sendeyiz, buyur. Öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kabakini Postası'nın değerli takipçilerine buradan Ramazan-ı Şerifleri hayırlı olsun, mübarek olsun. Tuttuğu oruçlarımızı ve tutacağımız oruçları Mevlam kabul eylesin. Allah razı olsun. Bugün yine Yozgatlı Dernekler Federasyonumuzda Yozgat Merkez Başınyayla köyümüzün geleneksel iftar programını gerçekleştiriyoruz. Amacımız birlik ve beraberliğimizi sağlamak. Evet. Ankara'da yaşayan değerli köylülerimizi, akrabalarımızı, arkadaşlarımızla güzel bir sofrada buluşmak dileğiyle. Bereket sofrası diyelim, bereket değil mi? Bereket sofrası. Allah'ın izniyle güzelce de çalıştık. Emek verdik, uğraştık. Bize güzel bir katılımla değerli başınyaylılar burada Servet bekliyoruz. Başkanım, ses getiriyorsun her yaptığım programda. Bu iftar programına baktım, organize zaten süper. Ben katılıyorum, bütün organizeleri katıyorum. Abdullah amca buyur gel. Gel. Abdullah amca gel. Gel abi. Evet. Evet başkanım. Allah razı olsun. Şu anda 3 ayda bu 3. program. Evet. Tabii ki bunun devamı gelecek. Allah'ın izniyle. Devamı herhalde şenlik mi, Mayıs gibi? Mayıs'ın 5'inde 7'sinde bir Bilecik gezimiz olacak. Şehir-i Hasretlerine gideceğiz. Süper. Oradan Bilecik, Söğüt, Ertuğrul Gazi'ye gideceğiz. Ziyaret olacak. Akabinde 7. ay, 8. ay ortalarında piknik şölenimize gerçekleştireceğiz. Mavi Göl'de yapacağız Allah'ın izniyle. Burada. Süper. Süper başkanım. Ondan sonra kahvaltılarımız. Yine burada Allah'ın izniyle bir madımak düşünüyorum. Madımak yemeği yöresel değil mi? Yozgat'ımızın yöresel güzel. Yuhayna yoğurtlu değil mi başkanım? Köyün madımağı çok güzel olur, lezzetli olur. Evet başkanım. Sağ olsun Başınyayla köyü muhtarımız Hacı Abdullah Kaynesi'yle ilgili. Muhtarım katılım yapar mı bugün başkanım? Gelemeyecek. Çünkü biz davet etmedik. Çünkü insanları oradan... Tamam, alıp getirmek. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Gönüllerimiz bir. Evet. İnşallah oradan madımağımız gelecek. Burada da güzel bir madımak yapacağız. Servet başkanım. Sen evet. De ben devamlı yenilik görüyorum, biliyor musun? Her programda farklı bir yenilik milletin kafasına bir şey atıyor, biliyor musun? Teşvik ediyoruz. Değil mi bu güzel şeye? Mesela, gençlere, gelecek gençlere de bir hazırlık bu, değil mi başkanım? Programlarımız evet. Her zaman sanatçılı, ilahili, semazenli, türkülü. Teşvik ediyoruz insanlarımız, köylülerimiz gelsin. Biz sisteme de girdik. Hiç programlarımızda da zorlanmıyoruz. Daha önce arıyorduk, çiziyorduk, geliyor mu, kapatıyor mu? Şimdi Allah'a şükür. O sıkıntınızı kaldırdınız. Arıyoruz, Allah bizimle evet. Geliyorlar. Abdullah amcamız bizim büyüğümüz, Ankara'daki değerimiz. Evet. Her daim çağırdığımız zaman geliyor. Baş tacı. Aynı zamanda şehit babası. Şehit babası. Gani gani rahmet etsin. Allah rahmet eylesin. Cennet olsun. Amin. Değerli abim benim, hem abim hem arkadaşımız. Evet. Yola beraber çıktık. Allah razı olsun. Hiçbir zaman ikiletmiyor. Maddi, manevi her zaman bizim yanımıza destek oluyor. Biz 2 yıldır buradayız. Sadece başın yayla dedik. Başka bir şey değil. Teşekkür ederim başkanım. Tekrar söyleyeyim. Sadece başına yayla diyorum. Biz 2 yıldır buradayız. Vallahi gittiğimiz yerlere başın yayla dışında başka bir şey, gram ağzımdan bir şey çıkmıyor. Teşekkür sadece ederim başkanım. Sadece başın yayla diyorum. Bunda bir şey yok ya. Bir mücadele veriyor. Bak değerli şahidimiz. Evet. Allah razı olsun. Abdurrahman Zararsız abim. Bak gülen gözler. Gülen gözler. Dur. Yürekler. Diyarsın, bilek güreştirirsin, rüzgarla, güneşle, ayla, yiğidin harman olduğu o yayla, evet anladım ki sensin başın yayla. Abla i̇şte bunu var ya, akşamkisi var ya bizim yapacağımız, yayın yapacağımız, paylaşacağımızın manşeti bu olur inşallah Allah izlerse. Burada da, evet başın yayla. Yozgat Merkez Başın Yayla Köyü Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başın Yaylalar Ankara'da iftar etkinliğinde. Evet. Biz Başın Yaylalıyız, biz Yozgat'tayız. Evet. Gurbetteyiz. O eski günleri yad ediyoruz. Teşekkür ederim sözde, başkanım. Değerli... Ben araya gireceğim. Tamam.
Evet arkadaşlar, Başkent'ten hepinize iftar sofrasından, gönül sofrasından, bereket sofrasından hayırlı akşamlar. İftara doğru programı beklerken sevgili başkanımla bir söyleşi yapacak Başınyayla Köyü kurucularından sevgili abim. Evet başkanım, iftarınızı Allah kabul etsin, buyur sendeyiz. Allah razı olsun, cümlemizin iftarını kabul etsin. Önce tanıtalım, herkes tanır ama yine de tanıtalım. Abi, ne demek başkanım? İsmim Halil Özkan. 40 yıldır Ankara'dayım ama kalben ve yürekten hala başına yayladayım. Hala ben Ankara'ya gelemedim. Onun için köy benim için önemli. Bu derneğin kurucu başkanıyım. Evet. Kurucularından derken epey bir uğraşıldı, kuruldu. Allah razı olsun. Gençler de güzel bir şeyler yapıyorlar. Çıkarıyorlar değil mi? Güzel şeyler. Evet, evet. Yani şurada şu mübarek günde eşi, dostu, tanıdığı, akrabayı burada görmek inan dünyanın her şeyine değil. Değil mi Halil Başkan? Evet. Daha azını gördük köylülerimin ama sanki köye gelmişim gibi. Onun için çok mutluyuz. Bu işin bir tarafı. Biliyoruz ki ülkemiz gerçekten büyük bir sınavdan geçiyor. Evet. Asrın felaketi dediğimiz deprem ülkeyi hakikaten yıktı, yumdu ama bu Allah'tan geldiği için bir şey diyemiyoruz. Evet. Beni sevindiren tek şey bu insanların en kötü gününde bir araya gelebilmeleri. Burada yine anacağız onları. Evet. Bütün depremde kaybettiğimiz kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza Şafi ismiyle şifalar diliyorum. Acılarını paylaşabiliyorsak ne mutlu bizlere. Bizim geleneğimiz bu. Bir araya gelmemiz gerekiyor. Pandemi bile bizleri ayıramadı. Bir iki sene belki uzak durduk, kucaklaşmadık ama elhamdülillah yine burada. Rabbim bu necip millete, bu devlete zeval vermesin kardeşim. Abi. Yani her türlü felaketten esirgesin, depremlerden, sellerden inşallah bugün dua günü, yani mübarek gün, Ramazan'da duamızı edeceğiz ama bunun yanında da tabii ki nafaka vereceğimiz hayrımızı, hasenatımızı da unutmayacağız. Evet. İnşallah bugünler onlar için. Size de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Halil Başkanım. Allah razı olsun. Programımız da buradasın. Cami gönülden bütün köylüleri kucaklıyorsun ve herkese duyuruyorsun. Onun için aynen. Çok teşekkür ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı, kıldığımız namazlarımızı, dualarımızı, hayır hasenatımızı dergah hizmetinde kabul eylesin. Amin. Çok teşekkür ediyorum kardeşim. Allah kabul etsin. Evet. Bizim için hayır gelmeye çalışıyoruz. İnşallah ileride daha değişik etkinliklerde buluşmak dileğiyle. Abi evet. Ben de böyle bir organizasyon olarak çok sevindim. Güzel bir organizasyon. Yapan arkadaşlar. Allah razı olsun. Çok güzel bir organizasyon. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Vay sevgili abim benim. Ben Hasan Bulut. Selam verilir postumuza. Yalnız gider oldu dostumuza. Daha çok olmalıydı. Şu an biraz azınlıkta. Aman geçirmiş yılda. Duranlara selam olsun. Genç olmasına rağmen elinden gelen bütün gayretleri yapıyor. Evet. Ve buna da destek vermemiz gerekiyor. Bizim dünyaya gelenler gider. Dolu olmalıydı. Salon almalıydı. Herkes gelmeden yola gider. Selam ediyorum. Ben diyorum ki arkadaşlar. Dernek haber. Lütfen. Allah aşkına. Selam olsun yıldız. Yunus Emre Hazretleri'nin güzel sözleriyle kaynasın. Hasan başkana teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Başlamadan önce abi, İsmail.
Evet arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar. İftar bereketler, iftarı beklerken programımızda bugün Mamak Yozgatlar Dernek Başkanımı aldık. Sevgili başkanımla söyleşi yapacak. Başkanım bugün Başın Yayları'nın bereket sofrası iftarına katılım sağladı. Kendisiyle bir söyleşi yapacak. Evet başkanım, hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. İsmim Abdullah Doğan. Mamak Yozgatlar Dernek Başkanıyım. Federasyonun Genel Başkan Yardımcısıyım. Bugün Merkez Başın Yayı'yla köyümüzün iftar programına katılacağız. Bizim başkanımla. Servet Başkanı'nın davetine icabet etmek için buradayız. Evet. Rabbim kabul etsin inşallah. Amin. Cümleten hayırlı Ramazanlar diliyorum. Teşekkür ederim başkanım. Allah kabul etsin. Bir şey söyleyeyim. Buyur abi. Evet. Hayırlı akşamlar herkese. Hayırlı iftarlar olsun şimdiden hemşehrilerimize, köylülerimize, bütün İslam alemine. Ben öncelikle Kabakini postasını şahsınızda çok teşekkür ediyorum. Rica ederim abi. Bu bizim gönüllü, samimi, içten çabalarınız, gayretleriniz, destekleriniz için. Bazıları iyi yazar. İstişareye çok önem veriyor. Zaten bu. Herkese bu olaya dair bir şekilde taşın altına elini sokmasını evet istiyor. Bu yenilikler, değişiklikler de oradan çıkıyor. Ondan dolayı da kendisinin, herkes, ben mesela daha önce açık söyleyeyim, köy derneğinin faaliyetlerinden haberdar olamıyordum, katılamıyordum. Benim katılmam. Ondan sonra benden böyle bir şey talep etti, o dörtlü yazma falan. Hep Servet kardeşimin isteğiyle, arzusuyla, hatta ısrarıyla oldu. Ondan dolayı da kendisine teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet abi. Evet arkadaşlar, hepinize başkentten Mamak Sayma Kadın Parkı içerisindeki Yozgat Kültür Evi'nden hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. İftarı beklerken programımızdayız. Bereket sofrasındayız Başın Yayla Köyü'nün. Abim, derneğin eski kurucu üyelerinden sevgili abim, hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Buyur, sendeyiz abi. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Öncelikle başkanıma çok teşekkür ediyorum. Değil mi? Bizleri burada böyle toplayarak evet köylerimizi bir arada kaynaştırmak. Zaten başka zamanlar buluşamıyoruz, görüşemiyoruz evet iş hayatlarında. Çok güzel. Abi sen kurucularındasın, ilk kurucularındasın. İlk kuruculardan. İsmini söyle abi. Erol Ceyhan. Erol Ceyhan abi. Bu bir heyecan değil mi Erol abi ya? Tabii bir heyecan. Değil mi? Büyük bir mutluluk, büyük bir heyecan. Şurada yeri geliyor hiç görmediğimiz köylülerimizi görüyoruz. Yaşa, evet. Onların mutluluğu var. Evet. Teşekkür ederim abi. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Hayırlı iftar. Allah kabul etsin. Allah kabul eylesin cümlemizin.